Saygıdeğer Bakanım, Sayın İstanbul Valim, Sayın Sivas Vali Yardımcım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Sivas Belediye Başkanım, Cumhuriyet Üniversitemizin çok değerli rektörü, Sivas Sporumuzun değerli başkanı, Sivas Sanayi ve İş Adamları Derneği'nin kıymetli başkanı, ilçe kaymakamlarımız, Sivas Platformu'nun ve İstanbul Sivas Konfederasyonu'nun değerli başkanı Sancaktepe Belediye Başkanım, çok kıymetli İstanbul'daki ve Sivas'taki ilçe belediye başkanlarım, platformumuzun çok değerli yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli yöneticileri ve temsilcileri, hasılı Sivas'a gönül veren, emek veren çok kıymetli hemşerilerimiz, değerli Sivas dostları, ekranları başında bizleri izlemekte olan çok kıymetli Sivas gönülleri, Sivas'a gönül veren kıymetli dostlarımız. Sivas Platformu'nun ve İstanbul Sivas Konfederasyonu'nun bu yıl 8.sini gerçekleştirmiş olduğu Sivas günleri, Sivas tanıtım günlerine hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Geleneksel Sivas günlerimizi öncelikli olarak teşrifleriyle onurlandıran, başta saygıdeğer Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz Beyefendi olmak üzere, katılımlarınız için siz kıymetli misafirlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor. İlk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde sizleri bir dakikalık saygı duruşu mütakiben İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, alkışlarımız dinmesin. Şimdi güçlü alkışlarınız eşliğinde ilk olarak Sivas Belediyesi Halk Oyunları ekibini huzurlarınıza davet ediyorum alkışlarınızla.
Efendim Sivas Belediyesi Halk Oyunları ekibine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir tarih, kültür ve medeniyet şehri olan Sivas'ın, Sivasların sesi tüm Türkiye'de hatta tüm dünyada duyulsun. Sultanşehir Sivas ve Sivaslı fark edilsin diye aşkla yola çıkan Sivas Platformu'nun ve İstanbul Sivas Konfederasyonu'nun değerli başkanı, ev sahibimiz, Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın İsmail Erdem'i sizleri selamlamak üzere, konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, saygıdeğer İstanbul Valim, saygıdeğer milletvekillerimiz, değerli Sivas Belediye Başkanım, saygıdeğer rektörüm, ilçelerimizin saygıdeğer kaymakamları, belediye başkanlarımız, Sivas Sanayi Ticaret Odası Başkanımız, Sivas Spor'umuzun saygıdeğer başkanı, siyasi partilerimizin saygıdeğer ilçe başkanları, temsilcileri, AK Parti Sivas İl Başkanımız, saygıdeğer misafirlerimiz, yine İstanbul'umuzun kıymetli belediye başkanlarından Fatih ve Bağcılar Belediye Başkanlarımız, İstanbul'un içinden, İstanbul dışından, Sivas'tan gelen tüm saygıdeğer misafirlerimize hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz efendim. Evet, bugün Sivas Tanıtım Günlerimizin açılış programındayız. 8.sini yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Başlangıcından bugüne kadar Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu olarak İstanbul'daki Sivasların sesini yükseltmek, diğer tarafıyla da doğup büyüdüğümüz topraklardan gurbete çıkarken arkamızda bırakmış olduğumuz bir tarafında komşularımız, bir tarafında ebediyete intihar eden değerli büyüklerimiz var. Sivas'ı unutmamak, unutturmamak, Sivas'ın medeniyet ve kültür değerlerini Sivas'tan İstanbul'a taşıyabilmek adına 8 yıldır bu tanıtım günlerini gerçekleştiriyoruz. Allah'a şükürler olsun, her yıl üzerine ilaveler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Bugün de İstanbul'un en büyük meydanında, Yeni Kapı Meydanı'ndayız. Milyonların buluştuğu meydandayız. Evet, ümit ediyoruz. Pazar akşamına kadar da yine bu meydanda milyonları aşan Sivaslı saygıdeğer hemşehrilerimizle İstanbulluları inşallah buluşturmuş olacağız. Sivas köklü bir medeniyete sahip. Her zaman ifade ederiz. Sivaslı olmakla gurur duyuyoruz derken Selçuklu medeniyetine ev sahipliği yapıyor. Osmanlı Devleti'nin varlığına her zaman vücut veriyor, destek veriyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna da ev sahipliği yapıyor. Onun için bir tarafıyla tarihe karşı sorumluluğumuz var. Üstlenmiş olduğumuz çok yüksek bir misyon var. Her zaman ifade ederiz. Sivas gerçek anlamda tarihi ve kültürel birikimiyle Anadolu'nun omurgasıdır diyoruz. Türkiye insanımızın da Sivaslılar olarak çimentosuyuz diyoruz. Birleştiren gücüz. Çünkü tarih boyu 10 asırdır o topraklarda binlerce milyonları aşan komşularımızla birlikte yaşarken sevgi ikliminde, muhabbet ortamında ve her zaman için söylüyoruz, biz Sivaslılar olarak toplumun bütünleştirici unsurları olarak kendi medeniyet değerlerimizle, inanç değerlerimizle bir bütün olarak yaşıyoruz. İstanbul'da yaşayan 1 milyon aşkın hemşerimiz var. İstanbul'da doğup büyüyen 100 binlerce çocuklarımız ve gençlerimiz var. Belki onların arasından Sivas'a gidemeyen, Sivas kültürüyle, tarihiyle, iklimiyle, coğrafyasıyla buluşamayan gençler ve çocuklarımız var. İşte onları burada bugün Yeni Kapı Meydanı'nda o fırsat onlara tanıyarak diyoruz ki bir nebze de olsa Sivas tarihiyle, kültürüyle Yeni Kapı'da sizleri buluşturalım. Bir nevi geçmişten geleceğe burada köprü kurmuş oluyoruz.
Sivas platformu olarak yola çıkışımızdan bugüne kadar İstanbul'daki İstanbulluların ve İstanbul halkının birlik ve beraberliği adına örnek olacak bir teşkilatlama yapımız oldu. Ve şu anda Sivas platformu çatısı altında adeta Sivas'ın özeti, yine bu platformun yapısal itibariyle de Türkiye'nin özeti yapıyor. Bizler Edirne'den Kars'a büyük bir milletin çocukları olarak hem de bir tarafıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her zaman Anadolu çocuğu olarak gururlanıyoruz ve Anadolu topraklarında yetişip büyüdüğümüz için de her zaman iftihar ediyoruz. Sivaslılar olarak İstanbul'un gelişimine, İstanbul'un yükselen değerlerine de burada bir bütün olarak katkıda bulunuyoruz. İstanbul'da yaşayan 1 milyonu aşkın Sivaslımız, tekraren söylüyoruz, eğer İstanbul'da sosyal barış hakimse, İstanbul'da sevgi ikliminde, muhabbet ortamında insanlar hayatını sürdürüyorsa, burada 1 milyona aşkın hemşerimizin varlığı çok önemli bir unsur. Çünkü her apartmanda en az bir Sivaslı yaşıyor. İstanbul nüfusunun yaklaşık %6-6,5 Sivaslı olarak buradayız. Yani 15 aileden bir tanesi Sivaslı. Bir sokakta 5-10 aile varız ama her apartmanda en az bir Sivaslı aile yaşıyoruz. Onun için bizlerin sorumluluğu büyük. Kendi köklerimizin üzerinde, kendi medeniyet değerlerimizin üzerinde yürüyerek kendi geleceğimize, İstanbul'un da değerleriyle bütünleşerek yolumuza devam edeceğiz. Sivas tanıtım günlerinin yapılmasında elbette yönetim kurulu üyelerimizin çok büyük emekler var. Ben huzurlarınızda hem Sivas platformumuzun hem de İstanbul Sivas Konfederasyonumuzun tüm yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Ama her zaman bizleri hiçbir programımızda yalnız bırakmayan, Sivas tanıtım günlerinde her zaman mutlaka bizlere olan sevgisini ve muhabbetini esirgemeden desteğini veren saygıdeğer Milli Eğitim Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca yine kuruluşumuzdan bugüne kadar Sivas'ta görev alan saygıdeğer valilerimize teşekkür ediyorum. Yine o günden bugüne kadar Sivas'ımızda görev alan, halkımızın temsilcisi olan saygıdeğer milletvekillerimize de hem Sivas'ta hem İstanbul'daki Sivaslı milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Bugün burada 16 ilçemizin standı var. Merkez Sivas ilçemizin standı var. Diğer tarafıyla ticaret sanayi odamızın, Sivas Spor'umuzun, Cumhuriyet Üniversitemizin standları var. 16 ilçemizin görevli kaymakamlarına, 16 ilçemizden aramızda var olan değerli misafirimiz, hem kaymakamlarımızla beraber belediye başkanlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Burada İstanbul'da 3 belediyesi var. Sivaslı kimliği taşıyan arkadaşlar olarak bizlerle beraber Avcılar Belediye'miz, Küçükçekmece'de Temel Bey görevli, biz de Sancaktepe'de görevliyiz. 3 belediye olarak da standlarımızı her zaman burada açık tutuyoruz ve Sivas'ımızın bu güzelliğine 3 belediyede olarak da iştirak etmiş oluyoruz. Hem Andan Hanım'a hem de Temel Bey'e de ayrıca teşekkür ederim. Saygıdeğer Bakanım, bizler Feshane'de 5 yıl bu görevi yaptık. 6.sını Maltepe'de yaptık. Geçen yıl yine bu meydanda yaptık. Bu sene bu mekanda ilk programı da Sivaslılar olarak bizler yapıyoruz. Bunu da doğal hakkımız olarak görüyoruz. Çünkü Feshane'deki programları yapıyoruz. Orada hem trafik sıkışıklığı var hem de Eyüp Sultan Hazretleri yatıyor. Eyüp Sultan Hazretleri'ni çok rahatsız etmemek adına o günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız, geçmişte Kadir abimize, İstanbul'a Sivasların değil ama tüm Anadolu illerinin ortak program yapacakları, çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak büyük bir mekana ihtiyaç var dedik. Ve bunu geçmişte Kadir abimizle paylaştığımızda çok doğru söylüyorsunuz dedi ve o gün bugün çalışmaları Büyükşehir ele aldı. Sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız, değerli hemşerimiz Nihat Macit Bey de o işe sahip çıkarak, onlar da sağ olsunlar takibini yaptılar. İstanbul'a
böyle bir eserin kazandırılmasına da Sivaslılar olarak bir nevi vesile olduk. Büyükşehir Belediye geçmişteki Kadir Başkanımıza ve tüm Büyükşehir Belediye'mizin çalışanlarına bugün de burada bize ev sahipliği yapıyorlar. Büyükşehir Belediye'mizin tüm mesai arkadaşlarına, personeline Sivaslılar olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Bizden sonra da farklı farklı programlara inşallah bu kapılar açılmış olacak. Sayın Bakanım, Sivas'ın tanıtımına yönelik bu organizasyonun temel amacı bir önceki yıl Divri ile başlamıştık. Ulu camimizi, cennet kapımızı öne almıştık. Bir sonraki yıl dünyada eşi benzeri olmayan Kangal Balıklı Gölü işin öznesi haline getirdik. Geçen yıl yine Sivas İl Özel İdaremizin, belediyemizin katkılarıyla inşa edilen Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ni gündemimize almıştık. Bu senede saygıdeğer bakanımızın memleketi gününü Gökpınar'ı burada vitrine çıkarmış olduk. Bunlar bizim kültürel değerlerimiz, doğal zenginliklerimiz, hepsi Allah'ın birer nimeti. 35 gün, 36 gün önce milletvekilimiz Sayın Osman Boyraz Bey'in davetlisi olarak çok sayıda bakanlarımız, milletvekillerimiz gününe iştirak ettik, misafir ettiler. Sağ olsun bakanımız da, Allah razı olsun. Belediye başkanımıza da teşekkür ederiz. Gökpınar'ı son kez bir daha gördük. Mavinin her tonu içinde saklı. Fotoğrafta olduğu gibi inanmayanlar yürün Gökpınar, orada çok yakın, ziyaret edebilirsiniz. İnşallah seneye de farklı bir ilçemizin güzel coğrafyasını, tarihi ve doğal güzelliklerini inşallah sergilemiş olacağız. Bir başka güzellik de Sayın Bakanım, bu toplantılar, programlar yapıldıkça arkasından istişareler yapılıyor. Sivas eski milletvekilimiz Selam Uzun Bey'in bir önerisi oldu yönetim kurulu toplantısında. Dedi ki, bu tanıtım günlerine birer tane de kardeş il alsak nasıl olur? Fevkalade güzel olur dedik. Ve bir önceki yıl Osmanlı'nın kurulduğu topraklar, yani medeniyetimizin mayalandığı topraklar olan Söğüt ve Bilecik'i kardeş il yaptık. Belediye başkanımız, valimiz iştirak etmişlerdi. Bilecik'i yeniden bir tanıma şerefine biz de ermiş olduk. Geçen yıl biraz daha güneye gittik. Kütahya ilimizi davet etmiştik. Aynı şekilde Kütahya'yı tanıdık. Kütahya'da Sivas'ı ve Sivasları tanıdım. Bu senede biraz daha güneye doğru gidelim. Denizli ilimizi kardeş il yaptık. Sağ olsun Denizli milletvekilimiz de aramızda. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Yarın da inşallah Denizli valimizle beraber, Denizli belediye başkanımız da burada olacaklar. Saat 19'da da Denizli ilimizin misafir il olarak program olacak. Bununla da ayrı bir tanıtım günlerimize renk katmaya gayret gösterdik. Ben başta vekilimize, Denizli valimize, belediye başkanımıza ve Ege ve Denizli Federasyon başkanımız, vakıf başkanları da burada, onlara da katılımlar için teşekkür ediyorum. Evet, ben tekrar saygıdeğer bakanımıza, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan saygıdeğer valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Biz İstanbul'daki Sivaslılar olarak saygıdeğer valimizi çok seviyoruz. Çünkü Bayburt'a giderken Sivas'tan geçiyor. Bizim toprağın, kültürün insanı olarak kabul ediyoruz. Allah razı olsun. Vali vekilimize de hoş geldiniz diyorum. Ben tekrar tüm misafirlerimizi saygı hürmetle selamlarken, pazar akşamına kadar milyonlar inşallah Yeni Kapı Meydanı'nda Sivas'ta Sivas kültürüyle buluşacak. Yeni yeni programlarda buluşmak üzere sizlere teşekkür ediyorum. Ve tüm Sivasları, tüm İstanbulluları saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efendim bizler de Sivas Platformu'nun ve İstanbul Sivas Konfederasyonu'nun Sıla'yı gurbete taşıyan
değerli başkanı, fedakar başkanımız Sayın İsmail Erdem'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun Sayın Başkanım. Bu arada Sivas'ın kalbi bugün itibariyle 3 gün boyunca İstanbul'u yeni kapıda atacak. İnşallah 16.30 itibariyle sosyal medyada da, Twitter'da da Sivas günleri inşallah ilk sıralarda en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi olacak. Hem siz değerli misafirlerimizi hem de ekranları başındaki kıymetli hemşehrilerimizi Twitter'da Sivas günleri hashtag ile tweetlerini atmaya, güzel paylaşımlar yapmaya davet ediyor. Şimdi de İstanbul'daki Sivaslı bir diğer belediye başkanımız, Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Temel Karadeniz'i sizleri selamlamak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Bakanım, çok kıymetli İstanbul ve Sivas Valimiz, Sivas Belediye Başkanımız, Sivas'tan gelen ilçe belediye başkanlarımız, değerli kaymakamlarımız, İstanbul'daki çok değerli belediye başkanı arkadaşlarım, kıymetli kaymakamlarımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, Sivas Spor'umuzun değerli yönetim kurulu üyeleri, hasılı sevgili hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Efendim ben içinizdeki en az Sivaslıyım. İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Tahsil hayatımı, askerliğimi hep İstanbul'da yaptım. Ama rahmetli anneciğimin hep oğlum bizi el aleme malamat etmeyin sakın öğüdüyle büyüdüm. Yine anneciğimin kendi kelimeleriyle İstanbul'da her ne kadar mısmıl bir evimiz olmasa bile bir gecekonduda 7 kardeşimizle birlikte Sivaslı bir anne ve babanın evlatları olarak o kültürle beslendik, o kültürle büyüdük. Gürün'den gelen, köyümüzden gelen kavurga ve Gürün elmasını sokakta arkadaşlarımızla paylaştık. Ama arkadaşlarıma bir türlü kenger sakızının sakız olduğunu anlatamadım, ispat edemedim. Efendim, iki tane kızım var. Yazlığımıza bir köpek almak istediler. Sözüm meclisten dışarı. Çocuklarıma dedim ki, çocuklar ne köpeği istiyorsunuz? Dediler ki, baba Golden Retriever istiyoruz çünkü aile köpeği dediler. Dedim ki kızım olur mu öyle şey? Golden aile köpeği ise Kangal sülale köpeği dedim. Ve bunu şunun için anlatıyorum. Her ne kadar Sivas'tan uzak yaşasak da Sivas'ın kokusu, boyası hep içimize sindi ve biz bundan asla ve asla gocunmadık. Sivas'ın kokusunu, kültürünü, ananesini ve her şeyini ama her şeyini çok sevdik. Biliyorsunuz adım Temel Karadeniz. Bazı arkadaşlarım bana Sivaslı olduğunun çok altını çizme diyorlar. Çünkü diyorlar Karadenizli bilinirsen siyasette önün biraz daha açık olur diyorlar. Ama ben her zaman Sivaslı olduğumu göğsümü gere gere ifade ettim. Bundan da gurur duyuyorum. Bütün Sivaslıyız kardeş diyen kardeşlerimi, büyüklerimi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Tekrar hoş geldiniz. Tabii bu arada teşekkür etmeyi unuttum. Gerçekten İstanbul'da İsmail abimizi, Sivas Platform Başkanımızı tanıdıktan sonra, yine Sayın Bakanımızı tanıdıktan sonra Sivaslılık rengim daha da koyulaştı. Onlar bana Sivas'ı ne kadar çok sevmem gerektiğini daha da iyi anlattılar. Ben her ikisine de çok çok teşekkürlerimi ve saygılarımı da buradan arz etmek istiyorum. Tekrar sağ olun, var olun efendim.
efendim Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Temel Karadeniz'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var tabii. Ben ara ara o değerli misafirlerimizi de isimlerini zikrederek hoş geldiniz, şerefler verdiniz demek istiyorum. Onlardan birkaçı, geçen dönem milletvekillerimizden Sayın Ali Turan bizlerle beraber. Sayın Vekilim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yine Küçükçekmece Kaymakamımız Sayın Harun Kaya bizlerle beraber. Sayın Kaymakamım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti Sivas İl Başkanımız Sayın Ziya Şahin bizlerle birlikte. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sancaktepe AK Parti İlçe Başkanı Sayın Adil Kandemir bizlerle beraber. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yine AK Parti Ümraniye İlçe Başkanımız Sayın Mahmut Emin Mollaoğlu bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürümüz Sayın Metin Özdemir bizlerle birlikte. Sayın Genel Müdürüm hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Sakız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, şimdi bir diğer konuşmacımız, yine ara ara diğer aramızdaki misafirlerimize tabii ki hoş geldiniz diyeceğiz ama şimdi sözü Sivas Platformu'nun ve İstanbul Sivas Konfederasyonu'nun çok değerli Kadın Kolları Başkanı Aysel Doğan hanımefendiye bırakmak istiyoruz. Alkışlarınızla kendilerini huzurlarınıza davet ediyorum. Aysel Hanım, buyurun efendim. Bakanım, değerli protokol, biz kadınlar, Sivaslı kadınlar çok alışık değiliz bu tür çıkıp da konuşmalara. O yüzden affınıza sığınarak konuşmama başlıyorum. Öncelikle bu vesileyle bizleri onurlandırıp aramıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer misafirler, biz kadın Sivas Platformu ve Konfederasyonu olarak yaptığımız çalışmalarda kadın ayağımızın eksik olduğunu hissedip Sivaslı kadın hemşerilerimiz için neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde onlara yönelik çalışmalar planlayıp yöremiz kadınlarının ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda daha fazla yer almalarına katkıda bulunmak ülkemizin en çok ihtiyacı olan bu zamanda birlik, beraberlik, kardeşlik ilkesi içinde Türkiye'ye model olacak samimi bir duyguyla bir araya geldik. Diğer toplumlara ve kültürlere göre ailenin geleneksel yapısı, niteliği ve gücü farklı olan toplumumuz aile kavramına odaklanmış ve bunu temel direk olarak kabul eden bir geleneğe sahiptir. Bu aile yapısı içinde kadın çok önemli ve bambaşka bir roldedir. Hepimizin farkında olduğu ve burada protokolde maalesef gördüğüm gibi Sivas yöremizde kadınlarımız ekonomik, toplumsal ve siyaset alanında yeterince yer alamamaktadır. Sivas yöresinden çıkmış maalesef sadece bir tane belediye başkanımız, bir tane de milletvekilimiz kadındır. Kendilerine buradan saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Amacımız nesillerimizi bugüne taşıyan ve yarına taşıyacak olan Sivaslı yiğit kadınlarımıza yönelik faaliyetler yapmak ve kadınlarımızı toplumsal yaşama katılımlarının yanında örf, adet ve kültürümüzü gelecek nesillere taşımasına katkı sunmaktır. Hazır büyüklerimiz de buradayken talebimiz Sivaslı yiğit kadınlarımızın gerek ekonomik, gerekse siyasi anlamda daha fazla erk noktalara ulaşmasında destek bulmaktır. Sayın Bakanım, öncelikle bu göndermeyi sanırım size yaptım. Ve Hazreti Ali Efendimizin bir sözüyle burada sözün dikildiği yer gönüldür. Ismarlandığı yer düşüncedir. Onu kuvvetlendiren akıldır, meydana çıkaran dildir diyorum. Ve bu organizasyonda kadınların sesi ve dili olarak tarafıma fırsat veren,
ve bu organizasyonları hazırlayarak bizleri hemşerilerimizle buluşturan, bize önderlik eden Sancaktepe Belediye Başkanımız, Sivas Platformu ve Konfederasyonu Başkanımız, Sivas'ın abisi Sayın İsmail Erdem Başkanımıza huzurlarınızla çok teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Efendim, İstanbul Sivas Konfederasyonu ve Sivas Platformu'nun çok değerli Kadın Kolları Başkanı Aysel Doğan Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Aramızda yine tabii çok kıymetli misafirlerimiz var. Emekli Orgeneral Sayın Edip Başer Paşa'mız bizlerle birlikte. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyoruz. Geçen dönem milletvekillerimizden, Sivas milletvekillerinden Sayın Selami Uzun vekilimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyoruz. Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ayhan Ayan bizlerle beraber hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyoruz. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Nihat Macit'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Şimdi huzurlarınıza Sivas Spor'umuzun çok değerli başkanı Mecnun Od Yakması alkışlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Evet, hemen bir diğer konuşmacımıza geçelim. İnşallah kendisi buralardaydı. İlerleyen dakikalarda olmadı, sizleri selamlar. Efendim, şimdi Sivas Sanayici ve İş Adamları Derneğimizin kıymetli başkanı Sayın Osman Yıldırım sizlere hitap edecekler. Alkışlarınızla. Sayın Bakanım, Sayın Valilerim, Sayın Belediye Başkanlarım, çok değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 8. kez bizi bir araya getiren Başkanımız Sayın İsmail Erdem'e çok teşekkür ediyorum. Belki kendi konunun içerisinde olduğu için yaptığı işin büyük nelere sebep olduğunu, ne katkılar olduğunu bilmeyebilir. Biz dışarıdan çok iyi görüyoruz başkanım. Onun için de imkanlarımız olduğunca katılmaya çalışıyoruz. Size çok teşekkür ederim. Tabii dünyada 7.135.000 Sivaslı var. Büyük çoğunluğu da İstanbul'da yaşıyor. 635.000'i de Sivas'ta yaşıyor. Artık biz Sivas'ı göçü önlenmiş, yaşanabilir ve yatırım yapılabilir bir Sivas olmasını istiyoruz. Bakanımızın öncülüğünde valimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerimizle beraber böyle bir çalışma içerisindeyiz. Son zamanlardaki gelişmeler de gösteriyor ki gerçekten yaşanabilir bir Sivas her açıdan. Eğitim açısından eğitim problemimiz yok, sağlık açısından sağlık problemimiz yok, kültürel açıdan problemimiz yok, sosyal açıdan problemimiz yok. Belediyecilik açılışından çok güzel bir şehircilik örneğimiz var. Onun için yatırım yapılır olması lazım. Yatırım yapılması için de bir iş adamının ne arıyorsa o altyapısı var. Bir yatırımcı olarak bunu söylüyorum. Bütün teşviklerden yararlanabiliyoruz. İstediğimiz zaman en büyük iş adamının problemlerinden bir tanesi bilgiye ulaşmak. Bilgiye ulaşmak için tüm kamu kurum kuruluşlarının temsilcilikleri var. Siyasilerimiz ve bakanımız çok iyi, her zaman yanımızda, bu çok önemli. Belediye başkanımız her zaman yanımızda ve her şeyden önce de ulaşım problemimiz yok. Bakın, bunu huzurlarınızda söylüyorum hemşerilerim. İmkanı olan gelsin Sivas'a yatırım yapsın. Arsa alsın, ev alsın, bir fabrikaya, bir işletmeye ortak olsun. Bunun geleceği gördüğüm için söylüyorum. Bakın 2018'de hızlı tren bittiği zaman Sivas-İstanbul 4 saat. Karadeniz otoyolu bittiği zaman siz buradan işinizden evinize gidene kadar biz ürettiğimiz ürünleri Ordu Limanı'na, Karadeniz Limanı'na götüreceğiz. Yani her açıdan, hem ticari açıdan hem kültürel açıdan yaşanabilir bir Sivas var. Onun için bugünden gelip Sivas'a yatırım yapan yarın için çok avantajlı olacaktır. Bu Sivas'ın gelişmesine büyük katkı sunanlara ben teşekkür ediyorum. Bir de demin Sayın Kadın Başkanımız Sivaslı kadınlar konuşmayı bilmez dedi. Aslında Sivaslı kadınlar memleket meselesi olduğu zaman konuşmaya gerek yok. Silah alıp ortaya çıktığını da hepimiz biliyoruz. İlk kadın derneği 1919'da, 12 Aralık 1919'da Sivas Anadolu Kadınları
Müdafaa-i Vatan Cemiyeti olarak Sivas'ta kurulmuştur. Yani Sivas kadınıyla erkeğiyle ülkenin temel taşlarından bir tanesidir. Bunu 15 Temmuz'da da gördük. Daha sonra da önce de hep görülmüştür. Onun için Sivas'ın gelişmesi demek, Sivas'ın huzuru demek, ülkenin ve Türkiye'nin huzuru ve gelişmesi demektir. Onun için bizim omuzlarımıza çok yük düşüyor Sayın Başkanım, Belediye Başkanım. Başka belediye başkanı bir çalışıyorsa sizin ikinci çalışmanız lazım. Sayın Bakanım, başka bakanlar bir çalışıyorsa sizin iki kat çalışmamız lazım. Biz iş adamı olarak başkası bir yatırım yapıyorsa biz iki yatırım yapmamız lazım. Çünkü Sivas'ı, Türkiye'yi, temelleri, Cumhuriyet'in temelleri Sivas'ta atıldı ve o temellerin sağlam olması lazım ki Cumhuriyetimiz de ülkemiz de ilelebet yaşasın. Ben emeği geçenlere, başka başkanımıza ve her konuda yanımızda olan bakanımıza ve milletvekillerimize, tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sivas Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin çok değerli başkanı Sayın Osman Yıldırım'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Yine aramızda bulunan İstanbul Sultanbeyli ilçemizin değerli kaymakamı Sayın Metin Kubilay'a ve AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Semiha İkinci'ye de hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyor. Şimdi de sizleri, değerli hemşerilerini selamlamak, kısa bir selamlama konuşması yapmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitemizin çok kıymetli rektörü Profesör Doktor Alim Yılmaz hocamızı, Alim Yıldız hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Rektörüm. Değerli hemşehrilerim, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyet Üniversitesi 1974 yılında kurulan 43 yıllık bir geleneği olan üniversite. Geçen yıl rektör olarak göreve başladım. 56 bin öğrencimiz vardı. Bu sene 59 bin öğrenciyi geçtik. 18 fakültemiz var ki 2 tanesini de bu sene açtık. Huzurlarınızda Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum hukuk fakültesinin açılmasında. Yine turizm fakültesinin açılmasında bizlere çok yardımcı oldular. Bir yıl içerisinde birçok şey yaptık. Bunlardan kısa kısa hemen başlıklar halinde bahsetsek bile ne kadar çok şey yapıldığı da görünecek. Örneğin biz istiyorduk ki Cumhuriyet Üniversitesi engelsiz bir üniversite olsun. Cengel birimimizi kurduk. Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi. Burada hem öğrencilerimizi hem çalışanlarımızı, engelli olanları evinden alıp evine bırakıyoruz. Üniversitemizin bir kimliği olsun diye düşünerek bütün fakültelerimizin ve üniversitemizin logosunda değişiklikler yaptık. Ve web sayfamızı yeniledik ve şu anda bütün öğrencilerimizin, personelimizin kullandığı mail sistemini de tamamen değiştirmiş olduk. Biz istiyoruz ki yine Cumhuriyet Üniversitesi'nde hayır sahipleri, iş adamlarımız zaten buradalar, ilçelere yardım ediyorlar ama üniversitemize de yardım etsinler istedik. Onların ilk örnekleri tatlı su çeşmeleri yapıldı. Yine şu an biz bir saat kulesinde yaptırıyoruz bir hayırsever tarafından. Bunun dışında birçok şey yaptık. İnşallah Sivas'a geldiğinizde sizleri de gezdirmek isteriz. Üniversitemizde değişim, dönüşüm devam ediyor. Bir yıl içerisinde üniversitemizin ODTÜ'nün yaptığı araştırmaya göre 7 ile 11 derece yükseldiğini görüyoruz ki şu an 50'nin altındayız. 37 ile 47 bandı arasındayız. Bu da bizim için önemli bir gelişme. Gelecek yıllarda da bu devam edecek. Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. İlk toplantıyı yaparken de bizi davet etmişti. O zaman bir sempozyum da yapmıştık. Orada katılmıştık. 8.'si yapılıyor. Biraz önce konuşmasında İlçelerimizi ele aldıklarını söylediler. Gerçekten de güzel şeylerdi. Sivas'ın en büyük ilçesi 20 bin nüfustu. Üniversitemiz 63 bin nüfustu. Gelecek yılı da üniversitemizi almalarını buradan istiyoruz. Ve hepinizi saygıyla selamlıyorum tekrar.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin çok değerli rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız hocamıza teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, çok değerli misafirler, kıymetli hemşerilerimiz. Şimdi bu yıl 8.'si düzenlenmekte olan Sivas Tanıtım Günleri'nin teması, arkamda da gördüğünüz üzere Gürün Gökpınar Gölü. Gürün Gökpınar Gölü ana temamız ve Gürün Belediye'mizin koordinesinde kendisi de hemşehrimiz olan sualtı fotoğrafçısı Erkan Balk ve Sivas AFAD Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi'nin katkılarıyla Gökpınar Gölü'nde su altında hazırlıklar yapıldı. Şimdi canlı olarak Gökpınar Gölü'müze su altına bağlanıyoruz. Su altından Sayın Bakanımızla değerli hemşehrimiz bir görüşme gerçekleştirecek. Bakalım bu görüşme nasıl olacak, alkışlarınızla. Evet, gördüğünüz gibi şu an Gürün Gökpınar Gölü karşımızda. Ve burada bir sualtı fotoğrafçısı, aynı zamanda hemşehrimiz Erkan Balk, Sivas AFAD Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi'nin katkılarıyla beraber bir hazırlık yaptılar. Ve Sayın Bakanımıza seslenecekler. Konuşmalara kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi de Sivas Belediye Başkanımız Sayın Sami Aydın sizleri selamlayacaklar. Güçlü alkışlarınızla selamlama konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın İstanbul Valim, Sivas Vali Vekilim, çok değerli milletvekillerimiz, Sivas Platformumuzun çok değerli başkanı, il başkanım, rektörüm, çok kıymetli protokol, kıymetli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, değerli Sivaslılar. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Bakanım, değerli misafirler, öncelikle şunu ifade etmek isterim ki her Sivaslı gibi ben de bir Sivaslı olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Şuna inanıyorum. Her insan için doğduğu yer kutsaldır ve güzeldir. Böyle değerlendirdiğimiz zaman 81 ilimizin her biri değerlidir, kıymetlidir, güzeldir. Öyle ki İstanbul adeta 81 ilin bir araya geldiği karma bir yapıdır. Bir açıdan değerlendirdiğimiz zaman İstanbul kültürlerin adeta başkentidir. İstanbul, örflerin, anaanelerin birleştiği yerdir. Bunun ana sebebi, Anadolu'dan özellikle 60'lı, 70'li yıllarda başlayan göç sürecidir. Biz İstanbul'da kimine göre 3 milyon, kimine göre
1,5 milyon ama en az 1 milyon Sivaslı hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Onların başarılarından en az onlar kadar mutlu oluyoruz. Ama şunun da üzüntüsünü, hüznünü yaşamıyor değiliz. Biraz önce çok değerli Sivas Platformu Başkanım, Sancaktepe Belediye Başkanım ve gene Sivas'ta doğmasa da Sivaslı ailenin evladı olan değerli başkanım da ifade ettiler. Sivas neden terk edildi? Neden buralara gelindi? Çeşitli sebeplerden bahsedildi. Eğer insanlar doğduğu, büyüdüğü yerlerde yeteri kadar iş imkanı buluyorsa, o şehirler o insanları bağrında tutmakta cömert davranıyor ve onları mutlu kılıyorlarsa, oraları hiç kimse terk etmez. Ama maalesef ülkemizde böyle bir süreç yaşandı ve Anadolu'dan İstanbul başta olmak üzere metropol büyük şehirlere ciddi bir göç süreci yaşandı. Ben şuna inananlardanım. Günün birinde bu göçün tersine yaşanacağını düşünüyorum. Öyle ki bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, yaşlarımız bize şunu söylerlerdi. Zaman gelecek, küçük şehirlerden büyük şehirlere göç olacak. Köylerden şehir merkezlerine göç olacak. Ama tekrar bir zaman gelecek, bu göç tersine dönecek derlerdi. Biz görürüz veya görmeyiz. Ama bunun böyle olacağını düşünüyoruz. Çünkü sizler yaşıyorsunuz, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde yaşamanın çok büyük zorlukları var. Çok büyük sıkıntıları var. İnanıyorum ki Anadolu şehirleri eğer yaşam standartlarını yükseltirlerse, ulaşım buralara çok daha kolay sağlanacak konuma gelirlerse, neden insanlar küçük şehirlerde yaşamayı tercih etmesin? İşte biz bu anlayıştan yola çıkarak Sivas'ımızı tarihte hak ettiği şekilde, hepiniz çok iyi biliyorsunuz, Sivas Anadolu'nun merkezinde olan bir şehir. Doğuyla batının, güneyle kuzeyin kavşak noktası, önemli bir merkez olan şehir. Gerek Selçuklularda, gerek Osmanlılarda, gerekse Cumhuriyet'in kuruluşunda çok önemli misyonlar üstlenmiş bir ticaret şehri, bir kültür şehri, bir sanat şehri. Bu şehir tekrar o hak ettiği noktaya gelmeli diye düşünüyoruz. Allah'a çok şükür. Bugün şöyle geriye dönüp baktığımızda, geçmişte Sivas için sorunlar diye ifade ettiğimiz birçok sorunun bugün bertaraf edildiğini görüyoruz. Eskiden Sivas İstanbul'a çok uzaktı, doğru. Otobüsle 20 saatte, 22 saatte en son gelinen nokta 12-13 saatte ulaşılan bir il iken, bugün bir saatte ulaşılan bir il konumuna geldi. İnşallah havaalanından sonra hızlı trenimizle birlikte trenle de 4 saatte ulaşılan bir il konumuna gelecek. Çevre illerle ulaşım ağının güçlenmesi, Ankara başta olmak üzere diğer illerle artık Sivas mesafesini kısalttı. Sivas'ta Allah'a çok şükür geçmişte olduğu gibi hava kirliliği yok. Sivas'ta geçmişte İstanbul'da olduğu gibi su sorunu yok. Sivas'ta altyapı sorunları bertaraf edildi. Sivas artık bozkır bir il olmaktan çıktı.
parklarıyla, mesire alanlarıyla, ormanlarıyla yeşili bol olan iller kategorisine girdi. Sivas'ta sadece tüketim yok, Sivas'ta üretim başladı ve üretim başta hükümetimizin pozitif desteğiyle çok değerli bakanımız başta olmak üzere milletvekillerimizin gayretleriyle Sivas'ta üretimin de her geçen gün arttığını görüyoruz. Sivas'ta 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıldığını biliyoruz. Sivas eğitiminde de sanayisinde de önemli aşamalar kat etmiş bir şehir. Eskiden olduğu gibi Sivas'ta göç füryasının devam etmediğini görüyoruz. İlk defa 2016 yılında toplam il bazında nüfusumuzun artıya geçtiğini görüyoruz. Ve bunlar bizi umutlandırıyor. Bunlar geleceğe daha çok güvenle bakmamızı sağlıyor. İnşallah ben inanıyorum ki bundan sonraki Sivaslılar sizlerin yaşadığı gibi gurbet özlemini yaşamak zorunda kalmayacak. Ama biz şunu da biliyoruz. Sivas'ta doğan her insan yaşamı boyunca Sivas özlemiyle hayatını sürdürüyor. Sadece onlar mı? Onların çocukları da öyle. Biz işte bu güzel programlarla, bu güzel organizasyonlarla bu özlemleri de gidermenin mücadelesini veriyoruz. Buna öncülük eden çok değerli başkanımıza, Sancaktepe Belediye Başkanımıza ve gene bu projede katkısı olan diğer başkanlarımıza, Sivas sevdalısı İstanbul'daki hemşehrilerimize biz şükranlarımızı sunuyoruz. Biz şunun da bilincindeyiz. Sizler ticarette, sizler siyasette, sizler bilimde, sanatta ne kadar güçlü olursanız emin olun Sivas'ta o oranda güçlü oluyor. Onun için her birinizle gurur duyuyoruz. Sivas unutmadığınızı biliyoruz. Sivas'la bağınızın kopmadığını biliyoruz. Ve inanıyorum ki Sivas'ın yakalamış olduğu gelişme trendine sizlerin katkısı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecektir. Biz birçok hemşerimizi, birçok kıymetli büyüklerimizi bu tür organizasyonlarda tanıma fırsatı buluyoruz. Tanışma fırsatı buluyoruz. Dost olma fırsatı buluyoruz. İşte bu programların güzelliği burada. İnşallah bugün başladı. Cumartesi ve pazar günü itibarıyla birçok hemşerimiz buraya gelecekler ve Sivas'ın ilçelerinin değişik tadlarını tadacaklar. Sivaslı'nın güzelliğini, güzelliklerini burada karşılıklı olarak paylaşacaklar. Ben bu güzel organizasyonu bu anlayışla yapan, başta değerli başkanım olmak üzere emeği olan, katkısı olan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Elbette buraya güzellik sunacak olan başta İstanbullu Sivaslılar. Ancak şunu da buradan belirtmek istiyorum. İstanbul dedim, bütün Türkiye'nin karışımı. Dolayısıyla Sivas kültürünü görmek, Sivaslıyı tanımak, Yiğidoğulları tanımak için Sivaslı olmayan İstanbul'daki yurttaşlarımızı da, kardeşlerimizi de biz burada misafir etmekten büyük onur ve gurur duyacağımızı belirtiyor. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyor. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Efendim, Sivas Belediye Başkanımız Sayın Sami Aydın'a çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Aramızda yine çok değerli misafirlerimiz var. Programımız ilerledikçe yine teşrifleriyle bizleri onurlandırıyorlar. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız Doktor Fatih Tuna bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
şerefler verdiniz Fatih Bey. 20. dönem Sivas milletvekillerinden Sayın Mahmut Işık bizlerle beraber. Sayın Vekilim, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız, değerli hemşehriniz Sayın Abdurrahman Şen bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Özyürek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Sayın Cemil Kösedağ bizlerle beraber. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Doktor Muammer Timur Kaynak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Son olarak Denizliler Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı Derneği'nin Vakfın Başkanı Hüseyin Reşit Öz bizlerle birlikte hoş geldiniz diyor. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınızda Denizli Milletvekili AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cahit Özkan'ı alkışlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, İl Başkanım, ilçe başkanlarım ve Yiğidoğlar Diyarı'nın kıymetli insanları, aziz hemşehrilerim diyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii yarın burada Denizli'de olacak. Biraz önce kıymetli platform başkanımız, belediye başkanımız ifade etti. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız da Sivas günlerinin kardeş şehri olarak, Sivas'ın kardeş şehri olarak yarın burada olacak. Ben öncelikle Sayın Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi'nin, Sayın Milletvekillerimiz Şahint'in, Sema Ramazanoğlu'nun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zola'nın Efeler Diyarı'ndan Yiğidoğlara selamlarını getirdim. Sizlere selamları var hemşehrilerimizin. Tabii kardeşliğin bizim için aynı bayrak altında yaşıyor olmamız, aynı vatanda, aynı devlette, tek millet anlayışıyla bir arada olmamız bizim için yeterli. Ancak Sivas'ın Denizli'yi kardeş şehir olarak seçmesi bizim için çok daha anlamlı. Neden? Çünkü bir Denizlili kardeşiniz olarak İstanbul'da olduğumuz zamanlar, işte Hüseyin Reşit Başkanım da burada, Denizler Birliği Eğitim Kültür Vakfı Başkanımız. Yalnızlık hissediyoruz. Bizim sizin kadar hemşehrimiz yok. En az temsil edilen illerdeyiz. Türkiye'nin 81 ilinin memleketi İstanbul. Ancak burada en fazla hemşehriye sahip il Sivas. Sivas'ın kardeş şehri Denizli ise elbette bizde yalnızlığımız ortadan kalkıyor. Bizim yalnızlığımız Sivas hemşehrilerimizin bize vermiş olduğu bu kardeşlik mührüyle Allah'ın izniyle ortadan kalkıyor. Bundan sonra göğsümü gere gere yanda otobüs koltuğunda bir hemşehrimiz varsa, kim bu? Sivaslı tabii ki. Sormuyoruz. Ben İstanbul'da herhangi bir yerde Sivaslı değilse başka ildendir. Onun için Sivas hemşehrilerimizi gördüğümüz zaman Denizli'li kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi görmüş olacağız. İnşallah Rabbim bu birliğimizi, beraberliğimizi 81 ilimiz için hayırlı mübarek eylesin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Allah bu cennet vatana kem gözle bakanları kavru perişan eylesin. Günümüz aydın, geleceğimiz aydın olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. Evet, Denizli Milletvekili AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Özkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Anadolu'nun kalbi Sivas'ta, Sivas'ın kalbi İstanbul'da atmaya devam ediyor. Kıymetli misafirler, değerli konuklar, şimdi de sizlere hitap etmek üzere yine İstanbul milletvekillerimizden Sayın Hasan Turan'ı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Sizleri selamlamak üzere. Buyurun Sayın Vekilim.
Saygıdeğer Bakanım, kıymetli Valimiz, kıymetli Sivas Belediye Başkanımız, başta olmak üzere belediye başkanlarımız, il başkanımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, rektörümüz, kıymetli Sivaslı kardeşlerim, basınımızın güzide temsilcileri, Sivas'tan gelip İstanbul'da bu organizasyona destek veren değerli kardeşlerim, kıymetli milletvekillerimiz, öncelikle hepinizi en kalbi muhabbetlerimle, selamların en güzeli olan Yüce Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sekizincisi düzenlenen Sivas günlerinde sizlerle birlikte bulunmaktan onur duyduğumu ifade ediyor. Bu organizasyonu tertip eden, başta Sivas Platformu ve Sivas Konfederasyonu Başkanı, saygıdeğer kardeşimiz İsmail Erdem Bey başta olmak üzere, bütün bir ekibini, Sivas'tan gelip destek veren valiliğimiz ve belediyelerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Tabii Sivas Anadolu'nun merkezi, İstanbul'da dünyanın merkezi, aynı zamanda Türkiye'nin mozaiği. İstanbul'un merkezinde nüfusun da çoğunluğunu Sivaslılar oluşturuyor. Bu anlamda dünyanın merkezi de olmuş oluyor. Birinci sıra nüfusa sahip, 1 milyon civarında nüfusla İstanbul'daki en yoğun demografik kitle Sivaslılara ait. Ben de yıllarca sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteren, yıllarını hemşeri cemiyetçiliğinin içinde geçirmiş olan bir kardeşiniz olarak bu çabaların ne anlama geldiğini çok iyi bilirim. Yunus'un bir sözü var. Diyor ki, gelin canlar tanış olalım, işleri kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz diyor. Evet, bu dünya kimseye kalmıyor. İşin başı tanış olmak ve işleri kolay kılmak. İstanbul gibi 15 milyondan fazla nüfusu olan bir şehirde insanların tanış olması, işleri kolay kılması biraz zor. O yüzden sivil toplum kuruluşlarına çok ihtiyaç var. Bunlar bazen düşünce eksenli sivil toplum kuruluşları, bazen hemşeri eksenli sivil toplum kuruluşları olabilir. Ancak insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuna sahip bu millet, insana fayda üreten her kurum ve kuruluşu toplumsal yapımıza verilen bir destek olarak görmüşlerdir. Sivaslıların İstanbul'da bir araya gelmesi, kendi aralarında sosyal dayanışma gerçekleştirmiş olması, beşeri sermayesini kullanarak hem İstanbul'daki Sivaslılara hem de Sivas'a katkı sunması bizim kültürümüzün, inancımızın bize vaaz ettiği şeylerdir. Bu anlamda bu organizasyonları yapanları kutluyorum, tebrik ediyorum. Türkiye kültürüyle birlikte, tarihi ile birlikte Türkiye'dir ve zengindir. Bu anlamda bu kültürü, bu tarihi yaşatmak büyük bir fedakarlık istiyor, çaba istiyor. Tabii İstanbul'la Sivas şu anda yakın. Hem yollarıyla yakın, hem hava yoluyla ve diğer ulaşım araçlarıyla yakın. Ancak yaşadığımız dünya bizi o kadar yaklaştırdı ki, biraz önce Gürün'deki Akpınar Şelalesi'nin altından bağlantı kurarak Sayın Bakanımıza ve buradaki zevata selam göndererek kardeşimiz yakınlığın ne kadar da yaklaştığını hepimize hissettirdi, gösterdi. Bu bağlamda Sivas'ın güzelliklerini, Sivas'ın özelliklerini ve İstanbul'daki yiğidoların birlik ve beraberliğini sağlayan bu organizasyonda sizlerle birlikte bulunmaktan tekrar mutlu olduğumu ifade ediyor. Başarılar diliyorum. Başta başkanımız olmak üzere destek veren bütün ekibini tekrar kutluyor. Sayın Bakanımıza da hoş, İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Efendim, İstanbul milletvekillerimizden Sayın Hasan Turan'a çok teşekkür ediyoruz.
Şimdi de siz değerli hemşehrilerimizin, parlamentodaki değerli temsilcilerinden İstanbul Milletvekilimiz Sayın Osman Boyraz'ı alkışlarınızla siz değerli hemşehrilerini selamlamak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Saygıdeğer Bakanım, çok değerli valim, değerli milletvekillerim, kıymetli belediye başkanlarım, sivil toplum örgütlerinin değerli başkan yöneticileri, hülasa uzaktan yakından gelip bu güzel günde Sivaslılarla birlikte olup bir doğuştan Sivaslı olanlar, bir de gönlünü Sivas'a verenlerin bir araya geldiği bu organizasyona, düzenleyen değerli belediye başkanımıza, onun ekibine yürekten ve gönülden teşekkür ediyorum. Böylesi bir güne, böylesi güzel bir güne de davete icabet ettiğiniz için de bütün hemşehrilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Sivas'ı anlatmak için ne dağarcığımdaki kelimeler yetebilir, ne de buna yetecek zaman var. Çok fazla sözlerimi uzatmayacağım. Sivas denildiği zaman aklıma gelen birkaç şeyi ifade etmem gerekiyor. Sözünde kelam, elinde kalem olan bir coğrafyanın insanı. Yani kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, farklı kültürlerin bir araya gelip kucaklaştığı bir coğrafya. Yine tarihin kaydedildiği andan beri damla damla biriken bir kültürün adıdır Sivas. Yani Sivas'a gittiğiniz zaman hemen yanı başınızda Yavuz Bülent Bakiler'in de ifade ettiği gibi bir Selçuklu nakışında seni bulmak ne güzel, ne güzel seni duymak bir neysesinde, Şems-i Sivasi'nin mübarek türbesinde kandil kandil yanan şehir dediğiniz zaman Selçuklu eserlerini görürsünüz orada. Yine hemen yanı başında İstasyon Caddesi'nde belki volta atar, belki de selamlaşarak yürüdüğünüz zaman orada Osmanlı'ya ait Ulu Cami'yi görürsünüz. Kale Camii'sini görürsünüz hemen yanı başında. Yine bütün Anadolu coğrafyasına kardeşlik iklimini ifade eden insan olan insan gelsin beriye, kimi kara çalar kimi sarıya, asıl olan insandır bakma deriye, insana muhabbet, cana muhabbet diye muhabbet iklimi oluşturan ozanlarımız aklımıza gelir. Yine çok önemli şahıslar aklımıza gelir. Bunlardan biri de ben gidiyorum Rüştü Bey'im ağlama, köz koyup da ciğerimi dağlama, alay gitti beni burada beyleme, Yemen'e de ağam Yemen'e diyen Mehrali Bey aklımıza gelir. Yine ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum, durun kapamayın pencerelerim, beton çok soğuk, üşüyorum diyen bir yiğit delikanlı, sordum aslı Sivaslı dediğimizde Muhsin Yazıcıoğlu aklımıza gelir. Sivas dediğimiz zaman bütün bunların ötesinde Aşık Veysel'inden, Pir Sultan Abdal'ından, Sefil Selim'inden, Atilla İlhan'dan hepsi aklımıza gelir. Belki de bizim Sivaslılar olarak eksik bıraktığımız, en önemli olarak gördüğüm bir şey var ki bunu mutlaka yapmamız lazım. Bu ozanlarımızı, bu aşıklarımızı, bu şairlerimizin öğretilerini, felsefelerini ve öğrettiklerini Anadolu coğrafyasına ilmik ilmik, nakış nakış işlersek bu topraklarda kardeşlik hüküm olur, bu topraklarda birlik ve beraberlik olur, bu topraklarda asla ve asla ayrılık ve gayrılık olmaz diye düşünüyorum. İnşallah bir sonraki organizasyonlarda da bütün bu ozanlarımız ruhsatiden başlayan, Sefil Selimi'den devam eden Zaralı Halil Söyler'e kadar o ozanların felsefesini mutlaka çocuklarımıza, yeni yetişen nesile ve Anadolu coğrafyasına işlememiz gerekir diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha bu organizasyonu düzenleyen, sizlerle bizlerin bir araya gelmesine vesile olan, çocukluğunun büyük bir kısmı Sivas'ta geçmiş, gençliğinin ilk evresi orada geçmiş ama gönlü ve kalbi orada olan, hiçbir zamanda gönül bağı kopmayan annesinin babasının yaşadığı, sevdiklerini emanet ettiği o toprakları biraz önce görünce bir anda duygusal bir atmosfer ve oralara gidesim geldi. Yakın bir zaman önce oradaydım. İnşallah en kısa zamanda yine bir vesileyle gitmeyi nasip eder. Yastığa başıma koyduğum zaman Sayın Bakanım, her zaman şu aklıma geliyor. Mutlaka buradaki Sivaslı dostlarımızın da aklına geliyordur.
hasret ve özlem zirveye çıktığı zaman çocukluğunu hatırlamak adına şunları ifade ediyordur. Bir mucize olaydı, 40 yıl geri gideydim. Anam ile harman edip dağda davar yayaydım. Sereydik yatağımızı damın orta düzüne, uyanaydık Sivas'ın doyumsuz gündüzüne. Bir mucize olmayacak, 40 yıl geri gitmeyeceğiz ama Sivas'ın doyumsuz gündüzü bizi bekliyor. Sayın Valim'e de özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Valim'le birçok organizasyonda bir araya geldik ama Bayburt'ta Türkiye'nin merkezi olduğu için özellikle biraz önce Yemen ağıtı bahsetmiştim. Bayburt'un da çok güzel Yemen ağıtları vardır. Mızıka çaldı, düğün mü sandın? Al yeşili gördün, gelin mi sandın? Yemen'e gideni gelir mi sandın? Dön gel ağam, dön gel. Dayanamıram, uyku gaflet bastı, uyanamıram. Ağam öldüğüne inanamıram. Bir Bayburt türküsüdür. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Osman Boynaz'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Twitter'da Sivas Günleri etiketi ilk sıralarda Trend Topic deniliyor Twitter diliyle. Sivas Günleri etiketiyle tweetlerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyoruz. Şimdi de Sayın Bakanım, değerli misafirler, sizlere hitap etmek üzere huzurlarınıza İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin'i davet ediyorum. Alkışlarınızla efendim. Sayın Bakanım, çok kıymetli milletvekillerim, platformun değerli başkanı, yöneticileri, değerli belediye başkanları, kaymakam arkadaşlarım, değerli sivil toplum kuruluşlarının kıymetli başkanları, basınımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Osman Bey en sonunda güzel bağladı. Ben tabii İstanbul valisiyim ve İstanbulluyum. Ama Sivas ve Bayburt ikilemini, dost şehri çok güzel ifade etti. Onun için ben de Sivaslıyım bugün. O daha önce Bayburt günlerinde Bayburtluydu. Sadece şu kadarını ifade edeyim. Gerçekten Sivas, Adem oğlu ve Adem kız anlamında söylüyorum. Adam gibi adamlar diyarı, yiğit olar. Bu unvanı boşuna almadı ve bu unvanı daha önce hak ettiği gibi bugün de hak ediyor, gelecekte de hak edeceğini bugünden gösteriyor. İstanbul'da da Sivaslılar her alanda, her sahada hem İstanbul'umuzun hem ülkemizin kalkınmasına omuz veriyorlar. Alın teri döküyorlar. Sanayi de öyle, üretim de öyle, spor da öyle, sanat da öyle, ilim de öyle, siyaset de öyle. Ben onun için katkılarınıza, İstanbul adına, ülkem adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu arada bütün milletin eğitilmesi, geleceğe irfanıyla, hikmetiyle birlikte ilimle mücehhez bir şekilde taşınması için bir Sivaslı, bir Sayın Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız gerçekten önemli katkılar sunuyor. Bu da herhalde Sivas adına övünülecek, gurur duyulacak ayrı bir zenginlik. Ben hepinizi tekrar saygıyla selamlıyor. Bu fuarın hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Emek veren herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim, İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Yine aramızda Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ahmet Akkaya ve 20. dönem Sivas Milletvekillerinden Sayın Nevzat Yanmaz bulunuyor. Değerli misafirlerimize de hoş geldiniz, şerefler veriniz diyoruz. Kıymetli misafirler, değerli konuklar, programımızın en özel ve en önemli anına geldik. Şimdi Sivas'ın ve siz değerli Sivasların gururu, Bakanlar Kurulu'ndaki medarı iftiharımız, çok değerli Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ı en güçlü alkışlarınızla siz değerli hemşehrilerine hitap etmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım.
Sayın Valim, milletvekili arkadaşlarım, sayın başkanlarım, sayın paşam, rektörüm, il başkanım, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kaymakamlarımız, Sivaslılar, aziz hemşehrilerim, Sivas'ın dostları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah yüzünüzü hak eylesin diyorum. İstanbul'da Sivas rüzgarı estiren, Sivaslıları gönlünde Sivas olanı, Sivas'a ve Sivaslılara dost kardeşlerimizi bir araya getiren, böylesini ne güzel bir organizasyonu tertip eden Sivas Platformu'nun değerli başkan ve üyelerine, Sivas Platformu'nun değerli başkan ve üyelerine, emeği geçenlere ve siz katılımcılara sonsuz teşekkür ediyorum. Etkinliğin düzenleniş amacına ulaşmasını diliyorum. Değerli hemşehrilerim, Sivas bizim kimliğimiz. Bizi biz yapan değerlerin özü. Baba gibidir memleket. Onunla varsın, onunla fark edilirsin. Onunla umutlar yeşertirsin. Sırtını yasladığın dağ gibidir. Temmuz ayında kar gibidir. Sivas Anadolu'nun özüdür. Sivas Kuvayi Milliye'dir. Biz Kuvayi Milliye'yiz. Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı yerdir. Aşık Veysel'dir, Pir Sultan'dır. Kadı Burhanettin'dir, Şems-i Sivas'ıdır, Abdülvahabi Gazi'dir. Anadolu'da var olan kardeşlik, birlik, beraberlik ruhunun ete kemiğe büründüğü yerdir. Çokluk içinde birliğin, kesret içinde vahdetin olduğunun gösterildiği yerdir Sivas. Bir mübarek beldedir. Bu memleket üzerine iki şairimizin dizelerini hatırlatmak isterim. Birisi Erdem Beyazıt, diğeri Edip Cansever. Erdem Beyazıt öz olarak neye sahipsen memleketine borçlusun der. Edip Cansever de aynı topraklardan yetişen insanlar birbirine benzer öz olarak. Erdem Beyazıt, anılarımın tarlası, kimliğimin mayası, anamı babamı emanet ettiğim toprak. Sokaklarını, çeşmelerini ezbere bildiğim, üstünde umutlar yeşerttiğim, doğduğum toprak, vatanımın eczası, akan suyu, biten meyvesi, damarlarımda kan olan bu yer bizim için Sivas. Yine Edip Cansever ise insan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer. Toprağında biten çiçeğe, suyunda yüzen balığa benzer. Dağlarının tepelerinin dumanlı eğilimine, göğüne benzer ki gözyaşları mavidir, denizine benzer ki dalgalıdır bakışları ve ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi diye devam eder. Sivas geçmişine metiyeler yazılan, inşallah geleceğine de umutlar bağlanan bir Selçuklu şehridir. Bir sultan şehirdir. Bir kültürdür, medeniyettir, tarihtir, şandır, şereftir. Sekizincisi düzenlenen Sivas günleriyle Sivas'ımızın değerlerini, tarihini, kültürünü, tabi ve beşeri zenginliklerini, gelenek ve göreneklerini, aşıklarını, ozanlarını daha geniş kitlelere tanıtacağız ve böylelikle Sivas'ımızın zenginliği, güzelliği gerçekten tanıtılacak. Biraz önce Hasan Bey de söyledi. Özü nedir bu yapılanın esası? Yunus'un dediği gibi, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. İşi kolay kılmanın yolu tanışıklıktan geçer. Kişi bilmediğine düşmandır. Biz birbirimizi tanırsak, bilirsek düşmanlık bu topraklarda yeşermez. Bu etkinlik ile Sıla ile gurbet arasındaki mesafe kısalır. Gurbette yaşayan Sivaslı hemşehrilerimiz bu etkinlik sayesinde bir nebze de olsa Sıla özlemini giderecektir. Aziz hemşehrilerim, halaylarımız, türkülerimizi burada hatırlayacağız. Biraz önce Sivas halayını gördük. Çifte minaremizi, gök medresemizi, ulu camimizi geçmişten geleceğe köprü kuracağız. Ve Veysel'in ki sözün ustası nerededir dense Sivas'tadır desek yeridir. Onlardan birisi Veysel. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Yine Hasan Hüseyin'dir. Ekmeği bol eyledik, acıyı bal eyledik, sıratı yol eyledik, geldik bugüne. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir ölür bin geliriz, bizi vurmak kurtuluş mu? Yine
Ben değilim hak söyletir dilimi, bade içtim kimse bilmez halimi, ruhsatidir. Yine biz bu coğrafyada Pir Sultanız. Katip arzu halim yaz yare böyle, yaşayan görür ne gelirse kaderde. Dolayısıyla da biz Pir Sultanı'yla, ruhsatisiyle, serdarisiyle, zaralı haliliyle, onların hissettiklerini, bu toprakları, bu toprakların üzerinde yaşayanları bir kez daha hayırla yad edeceğiz. Sivas türküleriyle, halaylarıyla vardır. Ama halay ve türküler de Sivas'la vardır. Bizler Sivas'ın gönüllü kültür elçileri olacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize, dostlarımıza Sivas'ımızı, kültürümüzü, değerlerimizi tanıtacağız. Çekmece Belediye Başkanım gibi. Kendisi burada doğdu ama çocuklarına Sivas'ı tanıtacak. Kültür bizim en değerli hazinemizdir. Bizi biz yapan, diğerlerinden ayırt eden, ancak diğerlerinden üstün kılmayan, hayatı güzelleştiren ve anlamlı kılan şey kültürdür. Biz bu kültürümüzde varız ve bu kültürümüzde nesilden nesile aktararak da yaşatacağız. Böyle etkinlikler, böyle günler sayesinde gelecek nesillere taşınır. Bir anlamda eğitimin dört duvar arasında olmadığının da gösterilmesi açısından bu etkinlik de önemlidir. Değerli hemşerilerim, gerçekten bugün Sivas günleriyle geleceğe, Sivas'ın geleceğine daha umutla bakıyoruz. Bu nedenle bu umutların yeşertmesine vesile olan kardeş şehrimiz Denizli milletvekillerine ve Denizli yöneticilerine, Sivas Platformu ve Sivas Konfederasyonu'nun değerli başkan ve üyelerine, emeği geçen herkese Büyükşehir Belediye Başkanımız, Fatih Belediye Başkanımız ve Sivas Valimiz olmak üzere ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Yüzünüz ak, sözünüz hak olsun diyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu etkinlik hayırlı, uğurlu olsun diyorum. İnşallah 9.sunda daha büyük bir etkinlikte Sivas günlerinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, saygıdeğer Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızı bırakmıyoruz ve yine saygıdeğer Bakanımıza plaket takdim etmek üzere Sivas Platformumuzun ve İstanbul Sivas Konfederasyonu'nun çok değerli Başkanı Sayın İsmail Erdem'i huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızla Sayın Bakanımızı bir kez daha bu en mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadıkları için kendilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yine plaketlerini almak üzere Sayın Valimiz Vasip Şahin Beyefendi, çok değerli milletvekillerimiz Sayın Osman Boyraz, Sayın Hasan Turan, Sayın Cahit Özkan'ı, Sivas Belediye Başkanımız Sayın Sami Aydın'ı, Cumhuriyet Üniversitemizin Rektörü Profesör Doktor Sayın Alim Yıldız'ı, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız Sayın Osman Yıldırım'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Bu arada Sayın Bakanım, Gökpınar Gölü'nden arkadaşlarımız, Erkan Bey, iyi günler diliyorum. Öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten biraz önce belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum, Gürün Belediye Başkanımıza da. Osman Bey de söylendi, Gökpınar'ı İstanbul'a getirdiniz. Bundan dolayı sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Erkan Bey, sizi dinliyoruz. Thank you.
yapmış oldu. Desteklerle çok güzel bir etkinlik yaptık. Sivas'ımızın, Türkiye'mizin tatlı sularında çok önemli bir nokta. Dalış turizmi için de çok ciddi bir nokta. Buradan ben herkese çok selamlıyorum bu güzel cennet bahçesinden. Bu güzel mavi, Sivas'ımızın mavi boncuğundan herkese sevgi selamlarımla, saygılarımla selamlıyorum. AFAD müdürümüzle mikrofonu veriyorum. Sağ olun. Saygıdeğer misafirlerimiz, hepimiz 8.si düzenlenen Sivas günleri ve bu kapsamda Gökpınar Gölü'müze hoş geldiniz diyorum. Gökpınar Gölü'müz 1470 rakımda bulunup 10 derece yaz-kış değişmeyen sıcaklığıyla biz dalıcılar için bir dalış turizmi açısından çok önemli bir noktadır. Özellikle Gökpınar Gölü'müzün yüksek irtifada olması ve soğuk su dalışlarına uygun olması, tatlı su dalışlarına uygun olması hasebiyle burası dalış turizmi açısından oldukça önemlidir. Bu gölümüzün tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması ve bu platformda da yer alması bizler için çok önemlidir. Hepinizi saygıyla selamlıyor, hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın artarak devamını diliyoruz. İstanbul Gökpınar'ı gördü. İnşallah Gökpınar'ın bundan sonra ziyaretçisi katlanarak artacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Bakanımızın da memleketi Sivas Gölü'nden Gökpınar Gölü'ne bağlandık. Oradaki dalgıç hemşerilerimiz bizlere, sizlere hitap ettiler. Evet, değerli vekillerimiz, Sayın Başkanımızın hemen ardından sizlere hitap eden İstanbul'daki çok değerli hemşeriniz, kıymetli belediye başkanımız, Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Temel Karadeniz de bir kez daha sahnedeki yerlerini almaya davet ediyorum. Aile fotoğrafında hem yer alacaklar, biraz sonra da bütün platformumuzun yönetim kurulu üyelerini, Konfederasyonumuzun çok değerli yöneticilerini huzurlarınıza davet edeceğiz. Değerli protokolü ve Sivas Platformu'nun, İstanbul Sivas Konfederasyonu'nun çok değerli yönetim kurulu üyelerini, Sayın Paşam, Edip Başer Paşamızı da davet ediyoruz. Kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, değerli büyüklerimiz, Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'la beraber 8. Sivas günlerinin açılış kurdelasını kesecekler. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Bir kez daha Sivas Platformu'na ve Sivas Konfederasyonu Başkan ve üyelerine teşekkür ediyoruz. Sivas günleri 2017 hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah.